Kargaların videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Darkest Dice'da kamp olayını komple baştan sona anlatacağım. Bütün her şey hakkında bilgi edindim. Kargalarımız sağ olsun yorumlarıyla bizi bilgilendirdiler. Bu arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Videoya geçmeden önce abone olup beğeni atın. Abone olup bildirimleri açın. Özellikle Darkest'çılar abone olup bildirimleri açın. 10.000 aboneye doğru uğraşıyoruz. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şimdi kampa başlayacağız. Kamp seviyen 5 benim. İlk baştan başlayalım. Kamp niye önemli? Oradan başlayalım. Kamp buradan malzeme alabiliyorsunuz ürettiklerinizde. Ürettiğiniz malzemelerle CFR faizi tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. Ürettiklerinizde eşya alabiliyorsunuz. 4 yol muhafız var. Etkinliğe katılabiliyorsunuz o şekilde. Kampınızı geliştirerek daha çok şey üretebiliyorsunuz. Her şeyi anlatacağım. Savaşıyorsunuz burada da gerçek kişilerle. Onların eşyalarını şey yapabiliyorsunuz. Ganimet olarak alabiliyorsunuz. İlk önce şu lonca güçlendirmelerimizi alalım. Ve loncamızın adı Kargo Otağı arkadaşlar. Gelmek isterseniz ama güçlü ve her gün oyuna girebilecek, loncaya destek verebilecek kişiler gelsin. Kamp. Bakalım şimdi kampımıza. Bu arada BlueStacks'ten oynuyorum. Nasıl oynadığımı öğrenmek istiyorsanız onu da yorumlara isterseniz yorumlara yazın. Nasıl yaptım falan diye. Çok kişi merak ediyorsa, yapmak istiyorsa videosunu çekeriz. Nasıl kurulur, nasıl yapılır, nasıl yüklenir. Şu an bende hiç kasmıyor ve bilgisayar o kadar da iyi değil. SSD taktım, yetti yani. Şimdi kamptayız arkadaşlar. Bir, kamp seviyesi nasıl atlanır? Kamp seviyesi nedir? Onlara geçmeden önce şu aşağıdaki sekmelerin baştan başa mı geçsek? İlk seviye dedik madem. Seviyeden başlayalım. Ondan önce bütün karakterleriniz burada aile sistemi gibi. Bütün karakterleriniz burada başka insanlarla olsun. 4 yol savaşında olsun. Şimdi burada bütün karakterleriniz güçleri ve üreteceği şeyler birleşiktir. Güçlerine bağlı olarak üretim eşyası yapabilirler. Üretim eşyasını şöyle değiştirebilirsiniz. Üstüne tıklayarak herhangi birini seçebilirsiniz lazım olacak şeyi. Kamp seviyesi şöyle atlanır. Onun istediği şeyler var. Mesela kampı yönet tıklıyorum. Burada seviye 6 olmak için 9800 yiyecek gerekiyor. 120 odun gerekiyor. 120 taş, 100 demir. Şimdi ben demire uğraşıyorum. Demir yaptıktan sonra taşı yapacağım. Odunu yaptık. Altın zaten bildiğimiz normal altın. Kampla alakası yok. Yiyecek de gene üretim. Ama bizimki hızlı üretiyor. Şimdi burayı hallettik. Kamp level nasıl atlanır falan gösterdik. Kamp mağazasına geliyoruz. Burada sadece yiyecek de alınacak ödüller var. Rastgele geliyor. Oha süpermiş lan. Yeşil küpesi alınırdı ya. Of olsaydı biraz yiyecek. Yiyecek üretmiyorum şu sıralar. Şey üretiyorum demir. Hepsini demire bıraktım. Ulan keşke alsaydım ya. Bak küpe istiyordum. Kolye vardı. Set yapıyoruz ya. Buradan işte istediğinizi alabiliyorsunuz yiyecekle. Yiyecek üretirseniz. Yenile deyip böyle yeni şeyler çıkartabiliyorsunuz. Nihai beceri tomarı çıkıyor mesela. Sonra. Kamp yap diye bir şey var. Bunlar seviyesine bağlı olarak sizin üretme hızınızı arttırıyor. Mesela şöyle sıradan gidelim. Bu yiyecek. Önemli bir şey yok. Bunu arttırırsanız daha hızlı üretim yapabiliyorsunuz. Ve ürettiği sayı da artıyor. Burada da belli şeyler var. Gene yükseltiyor üretim hızını ve max üretim şeyini arttırıyor. Max üretim kapasitesini. Bunlarda sıkıntı yok demire kadar. Ama CFR yatırımı diye bir şey var. Cevher madeni. Bunu geliştirince faiz var. Normal nasıl gerçekten bankalar faizi para yatırırsanız faiziyle geri alırsanız. O tarz bir şey var. Buraya ben 55.000 elmas yatırabiliyorum ve aldığımda %4 faizle geri alıyorum. Cevher yatırımı nasıl yapıyoruz? Ben bunu yeni öğrendim. Şurada bak. Cevher yatırımı var. Çok kötü bir yerde. Yeni başlayan hiçbiri bunu burada göremez. Tıklıyoruz buna. Buradan vereceğiniz CFR'ye yazıyorsunuz. Tamam bakıyorsunuz. Bu 14 gün sonra size geri veriliyor. Faiziyle beraber. Kutsal maden. Bunu yükseltince mesela savaş yapıyorsunuz. Ganimet savaşı dediğim gibi. Onda
yenilirseniz veya VS'den sonra o canları hemen dolmuyor. PvP gibi değil yani. Canları nerede kaldıysa oradan devam ediyor. Bu da dakika başına daha hızlı iyileştirme sağlıyormuş. Bu da yapılabilir. Laboratuvarın daha hızlı. Mesela kamp araştır diye bir şey var. O da böyle araştırmayla ufak bedeller isteyerek, mesela araştırdığınız şey bitince üretme hızınız artıyor. CFR faizi artıyor. Yani o tarz, onları da göstereceğim birazdan. Bu kamp araştırı da, araştırma laboratuvarı da kamp araştırın seviyesini arttırıyor. Ona bakalım şimdi. Zaten sırada o var. Kamp araştır. Burada onun yeri var. Ben şu an mesela bir şey araştırıyor. Bitmek üzere 35 saniye. Neymiş? Saatlik metal üretimi artışı oluyormuş. 1 artıyor. Bu ufak şeyle, bedelle ufak bir güçlendirme oluyor. Burada cevherler için özel var. Mesela ben neyi arttırmıştım? İkisini de arttırmıştım bunun. İkisini de 2 level yapmışım. Cevher madeni faiz oranı arttırmış. Mesela 1'dir büyük ihtimal. 1-2 yapmış. Kamp savaşında dakika başına saldırı takımı iyileştirmesi falan var. Bunlar güzel şeyler. Yani okuyunca anlaşılıyor. Bunlar zaten ufak ufak bedeller yükseltiyor. Saatlik yiyecek üretimi artışını 30'dan 35'e çıkartıyor. Bu iyi bak. Çok fazla veriyormuş. Bitti mesela bu. Yani şimdi ne yapayım? Bana lazım olacak demir değil mi? Demiri araştırsın. 1 saat 21 dakika. Araştırsın aga. Sorun yok. Ufak bedeller istiyor. Kaynak bilgisi. Şu an elinizde olan kaynağı gösteriyor. Üretim hızlarını falan. Savaş kaydı sizin yaptığınız savaşları gösterir. Benim bayağı bir zaferim var. Bayağı da bir kaybım var. Şimdi kamp basmayı öğreteceğim. Rakip ara diyoruz. Güçlü rakip gelirse de savaşmayacağım bu arada. Hiç kaynak veremem yani. 8900 adamın buradan kamp gücünü görüyoruz. Sizin toplam kaçsa ona yakın. Bizimki 8134. Ona eşdeğer ya da altı seçin. Üstü olursa gene savaşmayın. Adamlar deli gibi oynuyor. Boş yere kaybetmeyin. 8800 değiş abi değiş. Bulana kadar büyük ihtimal çıkmaz çünkü gecenin körü. O yüzden yapmayabilirim PvP. Ama 4 yol savaşını da göstereceğim size. Bir tane daha deniyorum. Oldu oldu olmadı boşver. Bu gece olmayacak. 4 yol muhafız. Şu an etkinliği var bunun. Seviyeleri de var. Seviyelerine göre şey de veriyor. Verdiği ödül de artıyor. Bu sefer bunun günleri de var arkadaşlar. Pazartesi mesela girdiğinizde demir veriyormuş. Pazarmış pardon. Pazartesi girdiğinizde odun veriyormuş. Salı ne veriyormuş? Taş. Yiyecek. Perşembe de odun veriyor. Çöp yani. Neyse bizim ihtiyacımız yok ama sizin için bir kere oynayalım. Evet. Savaş hazırla diyoruz. Burada o kamptaki olan hesaplarınızı koyuyorsunuz. İstediğiniz yere yerleştirin. Mesela buraya büyücüyü koyun. Ben ortaya büyücüyü koydum. Yana da okçuyu koydum. Ben de ortadayım. İstersem buraya geçebiliyor muyum? Hayır. Çünkü ben merkezi korumak zorundayım. Dediğim gibi arkadaşlar aboneye çok ihtiyacımız var. Lütfen izliyorsanız ve takipçimizseniz, Darkless'ı da seviyorsanız abone olun. Daha çok bilgi videosu çekeriz Darkless'la ilgili. PvP videoları çekeceğim. Bunda şimdi kestiğiniz düşman kadar puan kazanıyorsunuz. Ya aşağıda da güçlendirmeler var. Ne kadar çok düşman keserseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz falan. Ben genelde SDR artışı ve SDR hızı seçiyorum. Ve sizin karakterleriniz otomatik oynuyor. Okçuyu bu yüzden güçlendirmeye çalışıyorum. Bu mod için okçu harika. Full saldırı hızı yapıyorum zaten. Full saldırı artışı yapıyorum. Okçu var ya efsane olur burada. Okçu ve büyücüm var burada. İyi süper olur. Ben de şey cadı karakterimle ortayı iyi savunuyorum zaten. Burada amaç diğer yollardan gelen şeyleri, canavarları ortaya yaklaştırmamak. Yaklaştırıp da vurdurmamak yani. Ve süre var. Sürede bütün düşmanları öldürmeniz gerekiyor. Bu arada leş gibi uzun sürüyor şeyde. Süre girmeye başladı.
23. Ulti atınca bekleme süresi beklemiyor yani, durmuyor şu süre. Normalde macerada falan süre durur ya, coşku yapınca falan. Ve süremiz bitti. Yapabildiğimiz kadar max canavarı kesemedik. 200 tane kesmemiz gerekiyordu. Biz 107 falan kestik. Benim asıl char bayağı öldürüyor otomatik olsa da. Şu an onun kılıcı S artı artı yeni yap. Onun da ilk defa S artı artı 2 tane item birleştirdiğimde S artı artı item oldu yani. Çok güzel. Kendi has becerisi de var. Bir de PvP çıktı yani. Güzel oldu yani. Bayağı iyi. Evet, kamp hakkında her şeyi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hala anlamadığınız bir şeyler varsa abone olup bildirimleri açın, yorum atın. Cevaplayayım ben. Yorumlara yazın yani. Zaten arkadaşlar da cevaplıyor. Yardımcı oluyorlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.